Herkese merhabalar. Bugün birlikte 1'e 16 oranında küçültülmüş Bruder Fliege yeşil fonksiyonel römorkun incelemesini yapacağız. Kutusu gördüğünüz gibi bu şekilde. Öncelikle kutusundan çıkartalım. Evet, römorkumuz bu şekilde. Şimdi genel olarak özelliklerine bakalım. Öncelikle tekerleklerinden başlıyorum. Tekerlekleri oldukça güzel. Yumuşak lastikten yapılmış. Kasa kısmının kalitesi de son derece güzel. Gerçeğe oldukça yakın. Birincisi, şu kısım aşağıya yukarıya inebiliyor. Diğer bir özelliği sağa sola dönebiliyor olması. Ve oldukça güzel özellikler. Yani bir traktöre bağladığımızda kolaylıkla sağa sola döndürebiliyoruz. Şimdi kasa kısmının özelliklerine bakalım. Ama ondan önce römorkumuzun ölçülerine bakalım. Öncelikle iki tekerlek arasına bakalım. İki tekerlek arası gördüğünüz gibi yaklaşık 28-29 cm civarı. Tam boyuna bakacak olursak gördüğünüz üzere 48 cm bir boya sahip. Yüksekliğine bakalım. Yüksekliği ise 19 cm civarında. Genişliğine bakacak olursak genişliği de 18 cm olarak görülüyor. Yaklaşık 18-19 cm bir genişliğe sahip. Şimdi ise römorkumuzun kasa kısmının özelliklerine geçebiliriz. Öncelikle üstten bakalım. Şurada bir zincir görüyoruz. İstersek bunu da yerinden çıkartabiliyoruz. Tabi öncelikle şu parçayı yerinden çıkartmak istiyorum. Şu köşelerden hafifçe yukarıya kaldırırsak yerinden çıkartabiliriz. Benzer şekilde zinciri de yerinden çıkartmamız mümkün. Alt kısımlardan hafiften iterek yerinden çıkartabiliyoruz. İstersek böyle de kullanabiliriz. Geri takmak istersek yine benzer şekilde buralara yerleştirerek takabiliriz. Şimdi bunu kenara alıyorum ya da bunu tekrardan takalım. Tekrar bu kısma gelip üzerinden birazcık bastırıp tık sesini duyduktan sonra geçtiğini anlayabiliriz. Şimdi devam edelim. Birincisi, şöyle ön tarafı çeviriyorum. Şurada bir mekanizma var. Bu mekanizmayı kullanarak kasayı farklı şekillerde boşaltma durumuna getirebiliyoruz. Tam ortadayken kaldırırsak bu şekilde geriye doğru boşaltabiliriz. Gördüğünüz gibi ki dolayısıyla arka kapağı da açabiliyoruz. Ama ona biraz sonra geleceğiz. Tabii bunu bıraktığımda tekrar düşüyor. Kilitlenmesi için birazcık daha kaldırmamız gerekiyor. Yani şu kısımda bir kilit mekanizması var. Biraz daha kaldırıyorum. Şimdi kilit mekanizması açıldı. Ama dururken şu pozisyonda duruyor. Yani tam yukarıya kadar durmuyor. Orta pozisyonda kilitli olarak kalabiliyor. Şimdi tekrar birazcık şu kısımdan bastırırsak kilidini tekrar kapatabiliriz. Evet, kilidini tekrar kapattım. Şimdi yine ön kısımdan devam ediyorum. Ön kısımdaki şu kolu sağa ve sola hareket ettirebiliyoruz. Öncelikle şuradan tutup sağa doğru tam da şuradaki uçlara gelecek şekilde kaydırıyorum. Bu kaydırma hareketinden sonra biz römorkumuzu artık yan tarafa doğru da açabiliyoruz. Yani bu şekilde de bir boşaltma işlemi yapabiliriz. Benzer şekilde bu kolu
bu tarafa kaydırıp şu kısma kadar getirirsek, bu sefer de diğer tarafa doğru kaldırıp bu tarafa doğru römorkumuzu boşaltma işlemi yaptırabiliriz. Gördüğünüz gibi oldukça eğlenceli. Bir de şöyle bakalım. Yani bu tarafa doğru kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir boşaltma işlemi yaptırabiliriz. Biraz daha bastırıp eski haline getirebiliyorum. Şimdi tam ortalıyorum bu kısmı. Tekrar ortaya getirdim. Ortadayken bu şekilde kaldırıyorduk. Şimdi diğer güzel bir özelliği ise şu yan kapakların açılabilmesi, hatta arka kapağın açılabilmesi. Şuradaki kolu, alttaki kolu ileri geri hareket ettirerek bu kapakları açıp kapayabiliyoruz. Bu tarafa kaydırdığımda gördüğünüz gibi kapağı açabildim. Dolayısıyla şu kısmı da biraz bu tarafa kaydırdım. Şimdi bu kapağı açtıktan sonra bu şekilde yandan boşaltma yapabiliriz. Çünkü her iki tarafta artık aktif, açık durumda. Benzer şekilde diğer kapakları da açmamız mümkün. Kapattıktan sonra tekrar kolu buraya getirebiliriz. Şimdi arka kısmına bakalım. Arka kısmında da benzer bir özellik var yine. Onun da yine şu kısmında bir kolu var. Bu kolu iterek bu kısmı açabiliyoruz. Şu kısım da açılıyor demiştim. Evet, bunu da geriye doğru boşaltırken yine şu şekilde açık tutabiliyoruz. Tekrar kapatıp kolu tekrar geriye iterek burayı kilitliyoruz. Aynı mekanizma şu kısımda da var. Bunu da yine geriye doğru itip benzer şekilde böyle açabiliyoruz. Tekrar yerine itiyorum ve yeniden kilitledim. Gördüğünüz gibi oldukça güzel, fonksiyonel bir römork. Birçok özelliği var. Oldukça hoş oyun kurguları yapılabilir. Ve ek olarak yan tarafa doğru açtığımızda bu şekilde sabitlememiz de mümkün. Şimdi eski haline getiriyorum. Römorkumuzla birlikte bir de bir traktörümüz varsa oldukça güzel oyunlar oynayıp kurgulayabiliriz. Şimdi traktörümüze römorkumuzu takalım. Şu kısmı buraya geçirmemiz yeterli. Hatta traktörümüzün arka kısmından burayı biraz indirip ya da kaldırabiliriz. Bu haliyle oldukça güzel. Şu kısmının dönmesiyle beraber römorka oldukça güzel bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Yani istediğimiz manevrayı çok kolay bir şekilde verebiliyoruz. Çok kolay istediğimiz yöne hareket ettirebiliyoruz. Hem traktörümüzün hem de römorkumuzun manevra kabiliyeti güzel olduğunda çok güzel oyunlar oynanabilir. Benim oldukça beğendiğim, sevdiğim bir römork çeşidi. İsterseniz tercih edebilirsiniz.